Tamam. Arkadaşlar bugün özellikle sizlere tavsiyem, benim tavsiyem diyorum, fen bilimleri TYT ve AYT'nin birleşmişidir. Kural 1. Peki hocam hangi konular çıkıyor? En başta fizik bilimine giriş, denge, dinamik, hareket, modern fizik. Bakın sıralı olarak saymıyorum, özellikle elektrostatik, elektrik akımı, manyetizma, basit harmonik hareket, dairesel hareket, modern fiziğe giriş ve en son olarak da kuarklar diye bölümlerden oluşuyor. Şimdiye kadar kuarklarla ilgili pek soru çıkmadı KPSS'den. Ama bu da demektir ki çıkmayacak anlamına gelmez. Evet, eğer hazır iseniz ilk şeyle başlayalım. Dinamik. Dinamikten diyorum, banko çıkar. Niye? Son 3 yıldır hep dinamikten çıktı. Son 3 yıldır hareketten çıktı. Yani bence bunlar kaçırılmayacak sorular. Yanılmıyorsam 18 soru soruluyor. Bunlardan birisi kesinlikle dinamik. Evet, başlayalım. Arkadaşlar dediğim gibi normal siz fizikçi değilsiniz. Hiç korkmayın, sizlere sorulan sorular kesinlikle AYT'den basit diyorum. Evet, çıkabilecekleri ne yapalım? Tek tek inceleyelim. Şimdi sizlerden istediğim, yeri geldiğinde sizlerden de örnek. Gelin başlayalım. Bunu özellikle ne yaptım? Test şeklinde vermedim. Statik sürtünmeyi, kinetik sürtünmeyi önce tanımak gerekiyor. Kural bir. Statik nedir hocam? Statik durgun haldeki demektir. Yani şöyle bir şekil çizin. Ve bu soru sizin bir dakikanızı almaz. Buraya dikkat edin. Burası sürtünme, burası F. Şurada bir düzgün olay var. Şurada tepe noktası ve şurada dümdüz oluyor. Şu tepe noktasını görüyor muyuz? Bu statik. Peki hocam şu düz çizgi ne demek? Bu da kinetik. Şimdi buraya dikkat edin. Bir cismin hareket edebilmesi için tek bir şart var. Kesinlikle statik sürtünmeden büyük olmalı. Gelin bakalım statik sürtünmeyi bulalım. Sürtünme neydi? K, MG. Hocam peki K nedir? K kesinlikle yüzeyin cinsidir. Yani anlamı şu. Sürtünme katsayısıdır. Kum, çakıl, mil, cam, nokta, nokta, nokta. MG'nin ağırlık olduğunu biliyorsunuz. Peki bu eğik de düzlem olsaydı çarpı kos olacaktı. Kos alfa olacaktı. Gelin statiği bulalım. Statik. K'sını 0,5 vermiş. Yani 5 bölü 10. Çarpı kütlesi 3 çarpı 10. Allah Allah. Statik 15 çıktı ya. Hocam bunun anlamı nedir? Çok kolay. Buraya dikkat edin. Cisme kaçlık kuvvet uygulanmış? 5'lik. Yani 5'lik dediği buralarda bir yerde. O zaman bu cisim hareket etmez. Tekrarlıyorum. 15'e kadar olan bölümde cisim hareket etmez. O zaman kesinlikle buradaki sürtünme 5'tir. Doğru. 5 artım. Ona bakalım. Hemen size şunu sorayım. Sizce 10'da cisim hareket eder mi? Özellikle Havva'dan bekliyorum. Çünkü bir tek Havva gözüküyor. Bir tepki alabilir miyim? Başak, efendime söyleyeyim, diğerleri. Kesinlikle hareket etmez Havva. Doğru söylüyorsun. Peki Merve hareket eder mi, etmez mi? Kesinlikle hareket etmez. Yani 15'e kadar. Merhaba Başak. Yeni mi geldin? Peki şöyle yapalım Başak için. Sileyim, özellikle yeni gelenler için sileyim. Bakın şimdi, sizlerden tek istediğimiz var. Fiziği kodlayın. Ben her zaman diyorum. Eğer yatay düzlemde ise sürtünme
KMG'dir. Hocam, eğik düzlemde çarpı kos. Buyurunuz. Yatay eğik. Peki, şurada size bir grafik öğretiyoruz. Sürtünme. Şimdi şöyle bir buzdolabını ittiğinizi hayal edin. Hareket etmiyor ise bilin ki statik sürtünme sizin kuvvetinizden büyüktür. Şöyle bir çizgi, düz çizgi. 45 derecelik bir açısı vardır. Hiç korkmayın. Sonra bu şöyle aşağı doğru eğilir ve şurada sabit bir bölüme gelir. İşte buradaki sabit bölüm kinetiktir. Kinetik sürtünmedir. Yani hareket halindeki. Şimdi o halde statiği bulursam hareket ettirebilecek kuvveti bulurum. Statiği bulalım. FSKMG. Peki hocam niçin hep aynı formül yazıyorsunuz? İnanın fizik böyle öğrenilir. Fizik formül değildir. Bakın sürtünmenin olabilmesi için yüzeye ihtiyacım var. Kum, çakıl, mil, cam, mermer, kütleye ihtiyacım var. Yer çekimine yani ağırlığa ihtiyacım var. Kesinlikle bir maddenin. Peki sürtünme nedir? Temas gerektiren bir kuvvettir. Özellikle konuyu anlatarak yapmak istiyorum. Yoksa direkt yazarım. Gelin bakalım. K'sı 0, 5'miş. Hemen yazarım. 5 bölü 10. Ağırlığı 3 çarpı 10. Allah Allah. Demek ki bunun hareket edebilmesi için 15'e ihtiyacım var. Ya iyi de şuraya çizeyim. Hemen şuraya tekrar yapayım. Hocam bunun anlamı nedir? Şu 15'in anlamı. Ya cisim hareket etmiyor demektir ya. Hareket edebilmesi için 15'ten büyük bir değer olmalı. Hemen dikkatinizi çekti mi? 20'lik kuvvet var. İşte bu hareket ettirir. 5'lik hareket ettirmez. 10'luk hareket ettirmez. O zaman bu bir 45 derece ise 5'te 5'tir. 10'da 10'dur. Ses sadece bende mi gelmiyor? Ses geliyor mu? Merve. Nazife bir sesini kontrol et istersen. Başak ses var diyor. Merve de ses var diyor. Bence bir telefondan izliyorsan bir kontrol edersen iyi olur. Peki. Ses alamayan arkadaşlar. Evet, sistem yöneticimiz de yazdı. Şimdi buraya dikkat edin. 15'e kadar sürtünme. 5 ise 5, 10 ise 10, 11 ise 11, 12 ise 12. 15 ise 15'tir. Peki, hocam 20. O zaman 20 hareket ettirdiğine göre kinetik sürtünme vardır. O zaman sürtünme. Gene KMG. Fizik böyle öğrenilir. Bakın formülü kaç defa yazdım? 3 defa. Eşittir. Bu sefer hareket halindeki sürtünme 0,4'müş. 4 bölü 10 çarpı 3 çarpı 10. Gördük mü? 12. 5'te 5. 10'da 10. Ama 20'de farkındaysanız kaça denk geliyor sürtünme? 12. İnanın ÖSYM'nin benim aklıma şu geliyor. Bununla ilgili kesinlikle diyorum. Ben olsam böyle bir soru sorarım. Şimdiye kadar sorulmadı. ÖSYM'nin yaptığı işi söyleyeyim. Değişik orijinal sorular arıyor. Buraya dikkat. Burayı anladık mı? Önce onu sorayım. Herkesten bir tepki alayım. Anlayanlar artı koysun. Bir tek Başak'tan evet geldi. Süpersiniz. Peki, çıkıyorum. Bakın, gene özellikle, hocam niçin özellikle böyle yapıyorsunuz? Ben söyleyeyim. Bir konuyu anlamanın en güzel yöntemi budur. Ya sürtünmeden bahsediyor, farkında mısınız? Sürtünmeden. Ya sürtünme kuvveti kimlere bağlı? K, N, G. Yüzeyin cinsine bağlı. Kum, çakıl, mil gibi, mermer gibi. Ağırlığa bağlı.
Yani MG'ye. Allah Allah, formülde şu yok ya, yüzey alanı yok. Gelin soruyu okuyalım. Kütleleri farklı. Yani bu 2 kilo olsun, bu 1 kilo olsun. KVL. Uydurun gitsin. ÖSYM sizlere diyor ki değeri diyor sendir. Hocam peki K'ya 1, L'ye 2 versem olur mu? Olur ya. Niye olmasın? Sürtünme kuvvetleri eşitmiş. Yani şunları eşit. Gelin yazalım. K'nın sürtünmesi L'ninkine eşit. Bakın. Dikkatimi çekti mi? K, buna KK diyeyim. Çarpı MK, kütleleri farklı. Çarpı G. KL çarpı ML çarpı G. A, G'ler birbirini götürdü. O zaman kesinlikle KK, K'ya 2 verdim, uydurdum. KL çarpı 1. Allah Allah. Yüzeyler de farklıymış. Şimdi bakalım. Burayı anladık mı? Yani buraya kadar olan bölümü anladık mı? Önce onu sorayım. Anladığımıza dair artı eksi. Süpersiniz. Peki dikkatiniz çekti mi? Sürtünme katsayıları farklı çıkıyor. Evet, kesinlikle farklı. Bakalım. Bir doğru. Ya yüzey alanıyla ilgili bir formül yok. Yok, yok. KNG. Test tekniğini her zaman kullanın. Ne uğraşacağım? Bitti. Peki, hocam niçin cisimleri harekete geçiren kuvvetlerin eşit olması? Dikkatiniz çekiyor mu? Başak, fizik gerçekten basit bir ders. Ya yeter ki mantığını öğrenin. Şuna inanın, cisimleri harekete geçiren kuvvetlerin, ya iyi de bu adamlar dikkat edin şey değil yani sabit hızda gidiyor olabilir. Yani hareket konusu olabilir. Ama test tekniğini kullanınca çok kolay oluyor. Test tekniğinin de bu yönünü seviyorum. Ve sizlere Havva, benim sana tavsiyem test tekniğini kullanıyor musun? Sizlere inanın büyük bir zaman kazancı sağlayacak. Gelin geçen yılki sorunun benzeri. Ben biraz değiştirdim işin gerçeği. Çünkü ÖSYM kızıyor şeye açıkçası. Benim soruları diyor yayınlama. Gelin bakalım. Salıncakta oynayan çocuğunu sallamakta olan bir baba. Ya salıncak deyince aklıma şu geliyor ya. Çocuğu şu tarafa doğru çeksin. Şöyle hareket etsin ya çocuk. Allah Allah. Ya diyeceksiniz Fikri Hoca bunu nereden aklına getirdi? Salıncak deyince aklıma bu geliyor ya. Fizikte konu bu. Şurada adam çocuğunu tutsun. Yani hızı sıfır olsun. Aşağı doğru geldikçe sizce hızlanmaz mı? Yukarı doğru gittikçe yavaşlamaz mı? Günlük hayattaki yeri bu. Evet, gelin bakalım. Salıncak en büyük hıza düşey konumda ulaşır. Kesinlikle doğru. Yani buradaki hızı V ise maksimumdur. Peki, test tekniğini kullan. Salıncağın salınımı bir süre sonra durur. Evet, Başak mantıklı. Burada dikkat et. Burada mekanik enerji korunmaz. Sürtünmesiz demiyor. Günlük hayat diyor. Ve bunu ÖSYM hemen hemen %99 ayarladım özellikle. Bence doğru. Çocuk belli bir gel tam burada duracak ya. Tam burada duracak. Şu noktada. Mantıklı. Test tekniğimi tekrar kullandım. Çocuğun mekanik enerjisi sürekli azalır. Evet. Neyden dolayı azalır? Hava sürtünmesinden dolayı. ÖSYM'nin sizce sorduğu soru çok basit değilmiş. Geçen yılın sorusu. Kaç dakikamız alır? Ben söyleyeyim. Bir öğrenci olarak düşünüyorum kendimi.
3'ü anlamadım. Şimdi Havva, sana şu kadarını söyleyeyim. Sürtünmesiz sistemde mekanik enerji ne demektir? Önce onu tanıtayım. Mekanik enerji kinetik artı potansiyel demektir. Bu ikisini toplamı. Sürtünmesizde sabittir. Ama sürtünmeli de sürekli azalır. Ve en sonunda da var ya, ısıya dönüşür. Yani tamamı sürtünmenin yaptığı işe dönüşür. Bakın ne diyorum, bu adam günlük hayattan sormuş. Şimdi anladık mı Havva? Yani kendini salıncakta sallanıyormuş gibi hayal et. Ne yaparsın? Hava sürtünmesinden dolayı durursun. Peki hocam, sürtünmesizde. Ya sürtünmesiz, buraya dikkat edin. Olabilmesi için adamın büyük bir vakumlama yapması lazım ya. Evet, çıktım. Bu tip soruları nasıl çözüyoruz arkadaşlar? Benim tavsiyem, bu tip soruları gördüğünüzde kural bir, Newton'un ikinci yasası aklınıza gelsin. Newton ne diyor? Burada bir kuvvet varsa, eğer cisim hızlanıyorsa, yavaşlıyorsa ivmeli hareket yapar diyor. Ve biz size konu bölümünü şöyle öğretiyoruz. Bakalım şey, F net diyoruz, MA'dır. Buraya dikkat edin. Buradaki M, 2 ile 1'in toplamıdır. Yani ivmesi onda şey. Bakalım, bence mantıklı yap. Doğru, mantıklı cevap. Peki, bu bir etkiye tepki yasasıdır. Newton'un üçüncü yasasına devam edelim. Ben öğrencilerime şunu diyorum. Cisimleri ayır. Araya bir ip bağla. İşte bu ip tepkidir. Kuvveti ters çevir. Kuvvetin değeri kaç? 30. 2 kilograma, 1 kilogram. Sonra da şunu yapın diyorum. İster ortam sürtünmeli olsun, ister ortam sürtünmesiz. 30 Newton kaçı çekiyor? 3 kilogramı. Peki T kaçı çekiyor? 1 kilogramı. Ve oran ve orantı yapın. Cevabın da 10 olduğunu görürsünüz. Peki hocam, bunu buraya dikkat, burayı anladık mı şimdi? Konu bölümünde böyle anlatıyoruz. Etkiye tepki çok kolay olur. Tekrarlayayım isterseniz. Havva, Başak. Ya anlayanlar bana bir artı koysun, anlamayanlar eksi koysun ya. Vay, Merve'den büyük bir güzel tepki aldım. Süpersiniz. Bakın, sizlere şöyle anlatayım ben bu konuyu. Konu bölümünde biz şunu diyoruz size. Bakın, inanın çok basit bir mantığı var fiziğin. Eğer diyoruz, ister böyle olsun, ister şöyle olsun. İsterse böyle olsun. Hiç önemli değil. Hocam, bunu eğik düzlemde versin. Şurada bir açısı olsun. Geçen yıl sordu ÖSYM'e. Böyle yaptı. Hatta bunu ben şöyle yapayım. Buraya F diyeyim. Bu 2 kilogram, bu 1 kilogram. İnanmayacaksınız. ÖSYM'nin 2021 sorusu böyleydi. Ve 2 kilogramın 1 kilograma etkisini sordu. Şu gördüğünüz şekli, bu gördüğünüz şekli 360 derece döndürme hakkınız var. Hatta bunu şöyle de yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Yani 360 derece hakkımız var. F, M1 ile M2'yi çeker, T de M2'yi çeker. Peki, bu bölümü anladınız. Geçen yılki soru da buydu. Ne yaptım? Tekrar şuraya çizeyim. 2 kilogramla 1 kilogramı ayırdım. Aradaki ipe tepki dedim. Etki ile tepki aynı şeydir. Kuvveti ters çevirdim. 30, 3 kilogramı çekiyor. Tepki de
1 kilogram çekiyor. Teşekkür ettim ama ve oran ve orantı. Geçen yılki sorumuzu değiştirdim. Yatay yaptım. İyi yapmış mıyım? İnanmayacaksınız. Bu geçen yılki sorumuz buydu. Hatta şurada açı 37 dereceydi yanılmıyorsam. Şuna inanın, fizik basit bir mantık üzerine kuruluyor. Bakın, ÖSYM'nin sorduğu buydu. Bu hale dönüştürdüm. Aslında ikisi de aynı soru. Değişen bir şey olmadı. Çıktım. Al buyurunuz. Bunu sizden istiyorum ya. Bunu ben çözemiyorum da genellikle çözemediklerimi öğrencilerime devrederim. Sizlere kopyamı da şöyle vereyim. Cisimlere ayır. Aralara ip bağla. Tabii bekliyorum bekliyorum ama şunları tek tek yazayım sadece. 6 kilogram, 1 kilogram, 3 kilogram. Bakalım yapabilecek miyiz? Yani çok çok da kazık olsun diye böyle sorar ÖSYM ya. Yani yapsın, sorsun yani. Mantığı hep aynı. Bu sizin, inanın, 1,5 dakikanızı almaz. Dikkat edin, Havva, Merve, diğerlerine de söyleyeyim. Sürtünmenin önemi var mıydı? Hayır, yoktu. Kafayı kullanın. Sürtünmenin hiçbir önemi yoktu. Tekrarlıyorum, sürtünmenin önemi yoktu. X, Y, Z. Farkında mısınız? X ile Y arasındakine MX, Y demiş. Şimdi yapın. Y ile Z arasındakine M, Y, Z demiş. Tamam, şimdi bekliyorum. X, vallahi bravo Döner abi. Süpersin. Vallahi bravo. Kesinlikle doğru Merve. Süper. X, Y farkında mısınız? Kaçı çekiyor? 4'ü çekiyor ya. NX, Y 4'ü çekiyor. NYZ de 3'ü çekiyor. Peki hocam şöyle de yapsak olur muydu? 80 tüm kütleleri çekiyor. Yani 10 kilo oranı. NX, Y kaçı çekiyor? 4 kilo oranı içler dışlar. Yan tarafa geçtim. 80 10 kilo oranı çekiyor. NYZ'de 3 kilo oranı çekmiyor. İsteyen de bundan yapar. Bu kadar basit bir mantık üzerine kurulu bir ders. Ve tekrar söylüyorum. Fiziğe ön yargıyla bakıldığı için fiziğin standart sapması çok yüksek. Özellikle AYT'de. Etrafımız üniversitesine ona girenler olmuştur yakın tarihlerde. Adamın birinin ikisinin de 60 neti var. Biri 480 bilmem kaç aldı 484 öbürü 398 mi? Hocam bu neden oluyor? Gayet basit. Bu fiziği çok yapmış ya. Bu fiziği çok yapmış. Geçtim. Evet, sağ. Sağ'ı hatırlıyor muyuz? Eda konu bölümünde şöyle bir şey söylemiştim Eda. Bak şimdi onu tekrarlıyorum. Pardon. Şöyle döneyim. Bak şimdi Eda. Konu bölümüne sadık kalın. Hocam ne demektir sadık kalmak? Şu. Konu bölümüne daima sadık kalın. Bakın şimdi. Şunu yapın. Bu bir özelliktir ya. Bakın, şöyle şekil olarak böyle vereyim. Başak, sabırlı ol. İnanın çok basit. Üniversite sınavını kazanıp okuduysam Başak, zamanında bu soruları yapmışsındır. Buna da inanıyorum ben. Şimdi, tekrar söylüyorum. Bu denklemi gördünüz. Yani bu şekli gördünüz. Şunu diyeceksiniz. İster ortam sürtünmeli,
uzatmayayım. İster sürtünmesiz olsun. Bakın, işte şunu söyleyeyim. Hocam ivmeyi sorarsa, o zaman ivme sorarsa kuvvet işe yarıyor, sürtünme kuvveti. F toplam kütleyi çeker, T de geridekini çeker. Şimdi anladık mı? Nedeni buydu. Ha, peki hocam, bunun ivmesini sorsaydı da şunu yapardım. Ya derdim, Fikri hocam bize şöyle bir şekil verdi. Hareketin yönü bu. EMA, net kuvvettir. Sürtünme de budur. Konu bölümüne daima sadık kalır. M, toplam kütlem kaç ya? 10. Çarpı ivme. İvmenin kelime anlamı ne demektir biliyor musunuz? Bir saniyedeki hız değişimi demektir. Buraya dikkat edin. İvmeyi kitaplarda sizlere şöyle tanıtırlar. İvme. Birim zamandaki hız değişimi. Ya ne birim zamanı ya? Bir saniyedeki hız değişimi ya. Türkçe anlamı bu. Şimdi sorayım. F'imin değeri kaç? 80. Hocam Fs'yi biraz önce öğretmiştiniz. Fs neydi? K neydi? K'sı belli. 2 bölü 10. Kütlesi belli. 10. G'si de 10. Burası da 20 yapardı. 60 bölü 10. İvmesi de 6 yapar. Ama benden ivmeyi sormuyor ki. Tekrarlıyorum. Tepkiye tepkide. Hocam niçin sürtünmenin önemi olmuyor? Gayet basit. Kuvvet, buraya dikkat edin. Kütleyle doğru orantılı olarak hareket eder. 1 kilogramı 10 ile kaldırıyorsam, 2 kilogramı 20 ile, 3 kilogramı 30 ile, farkında mısınız? Sürtünmeyi dikkate almıyorum. Hatırlarsak statik sürtünmeyi bulduk. Statik sürtünme neydi? Cismin durgun haldeki sürtünmesiydi. Ben olsam bu yıl onu sorardım. Evet. Öğrencinin gıcık aldığı bölüm elektrik. Sıha. Ya sıhanın görevi nedir hocam ya? Sıhanın görevlerini ben size söyleyeyim. Fotoğraf makinesinde flaştır. Peki doldur boşalttır. Elektrik devre dikkat edin. Ani elektrik kesilmesinde elektronik devrelerin tümünü korur. Tekrarlıyorum. Ani elektrik kesilmesinde tüm elektronik devreleri korur. Bunlar ne olabilir? Bir buzdolabı olabilir, bir televizyon, bir bilgisayar. Nokta, nokta, nokta. Yani yeter ki elektronik bir eşya olsun. Sıhanın görevi elektronik devrede bir askerdir. Yani devreyi korur. Günlük hayattaki yeri budur. Veya farkında mısınız? Trafik ışıklarında duruyorsunuz. 50 saniye kırmızı yanıyor, sonra kırmızı sönüyor, sarı yanıyor. İşte bu da sıhalı bir devredir. Sıhanın görevi, tekrar söylüyoruz, doldur, boşalttır. Peki, sıhanın en mükemmelliği de ne biliyor musunuz? Şu araya bir yalıtkan koymak lazım. Hocam amaç nedir? Amaç etkiyle elektriklenmeyi gerçekleştirmektir. Etkiyle elektriklenmeyi dersimizde bir ara anlatır. Şimdi bakalım. Etkiyle elektriklenme deyince aklınıza şey gelsin. Televizyon kumandası gelsin. Veya bir cep telefonunun baz istasyonundan aldığı sinyaller gelsin. En başta yapacağınız işlemlerdir. Buraya dikkat edin. Veya bir televizyona, özellikle tüplü televizyona elinizi yaklaştırın. Tüyleri nasıl çektiğini görürsünüz. Bu da bir etkiyle elektriklenmedir. Günlük hayattaki yeri budur. Peki, hocam sıha nelere bağlı? Sıha kesinlikle dielektrik sabiti. Ya aslında bu yalıtkan sabiti ya. Şu L0 dediği yalıtkan çarpı alanla doğru, şuranın alanıyla uzak levhalar arasındaki uzaklıkla ters orantılıdır.
Farkında mısınız sığa uzaklıkla ters orantılı. O zaman ne demektir bu hocam? Ya buraya dikkat edin. Yükün korunumu ilkesi. Bunun yükü ne kadarmış? Q'ymuş. Şimdi sığa formülünü yazdım. Bakın sizlerden de tavsiyem bu. Sığa sorusunu gördünüz. Önce formülü yazın. İnanın sonra kendiliğinden çıkıyor. Ben levhaları gördüğümde ilk yaptığım iş öğrencilerime şunu derim. Hemen sığa formülünü yazın. Hocam ne işe yarayacak? Çok kolay. Sığa deyince aklıma yalıtkan gelecek. Levhanın alanı gelecek. Bir de aradaki mesafe gelecek. Fiziğin en güzel yanı bu. Fizik formül kendini açıklıyor. Yük değişmez. Doğru. Kimyacılardan biliyoruz. Yükün korunumu ilkesi vardır. Evet. Peki elektrik alanı. Ya elektrik alanı dediğimiz, şimdi diyecek hocam nereden nereye gidiyorsunuz? Özellikle yaptım bunu. Çünkü bu tanıtım dersi. Yani tek tek soru yazmak yerine. V potansiyel bölü levhalar arasındaki uzaklıktır. Sığa deyince aklınıza cevap gelsin. Bakın V sığayla ters orantılı. V artınca sığa azalır. V azalınca sığa artar. Ya uzaklık artmış, farkında mısınız? Bu artınca sığa azalmaz mı? O zaman potansiyel de artmaz mı? Doğru değil mi? Şimdi anladık mı? Tekrarlayayım mı? Bu biraz özellikle kazık yaptım bu soruyu. Evet. Peki ya iyi de uzaklık da arttı. Allah Allah. O zaman bu arttı, bu arttı. Elektrik alan şiddeti sabit kalır o zaman. Potansiyel fark ne oldu? Arttı. Cevap da Ceyhan'ın. Bu soru ağır oldu, kabul ediyorum. Niye? Bir, iki, üç konuyu içeren bir soru oldu. Ağır mı oldu? Çok mu ağır oldu bu soru? Güzel. Başak'tan Merve'den. Başak yorum demiş. Yok. İyi. Yani çok da basite gitmeyin ya. ÖSYM şeyi çok seviyor ya. Özellikle son 3 yıldır atışlara bayılıyor yani. Atışlar deyince aklınıza varıyor. Şu grafik gelsin. Hiç korkmayın. Hız, zaman. İnanmayacaksınız. Hareket. Hareket, atışlar, bu formül, bu grafiktir. Başka hiçbir grafiği yok. Bir de hızın 10'dur. İki de 20'dir. Hep onunla çarpın. Üçte 30'dur. Dörtte 40'dır. İnanın atışlar bu grafiklerin hepsini çözersiniz. Hepsini abartısız. Peki hocam şu aradaki alanları nasıl bulacağız? Bir tanesini bulduk mu diğerleri yetiyor. Bakın şimdi. Şurası 5. Daha doğrusu 1, 3, 5 diye gider kat olarak. O zaman burası 15. Burası 25. Burası 35. Ya matematikteki 1-3-5 kuralı ya. Evet bakalım. Ben öğrencilerime şunu diyorum. 2V'yi mi gördünüz? Hızını 20 alın. Bakalım. 5V'yi mi gördünüz? Hızını 50 alın. Gelin özellikle 50'den başlayalım. 50 tam burası. Yani tümünün toplamı. Bakalım. 75 ile 35'i topladım. 110. 110 ile 25'i topladım. 110. Doğru değil mi? 110. 5, 15, 25, 35. Pardon. 45. Pardon. 1, 3, 5 diye gidiyor. 45 ile 35'i topladım. 80. Hepsini toplarsam burası 125 yapar.
Hocam burası 20. Yani şurası 20. Evet, oranı 20 bölü 125. Vallahi bravo. Peki hocam, bakın bu grafikten yararlanarak ben olsam şöyle bir şey yaparım ÖSYM'nin yerinde. Buranın hızı 30, burası 10. Aldığı yolu soralım. Gayet basit. 30 neresi ya? Bura. 10 neresi? Bura. Yani şu bölge. 15 ile 25'i topla. 40 metre yol almış. Şimdi anladık mı? İnanın atışlar, hareket böyle bir grafikle çözülüyor. Buna da inanın. Hele geçen yılki soru neydi ya? 125 metreydi. Üzüldüğüm taraf. Yere kaç saniye hızla çarparmış? Ne kadar da zor. 5 saniyede. Grafikte belli zaten. İnanın. Grafikte de belli ya. Şu grafik. Peki hocam, harekette nasıl kullanacağız bunu? Çok kolay. Şurayı silelim. Bakın. İvmenin kelime anlamı neydi? 1 saniyedeki hız değişimi. Kafadan atın. İvmesi 4 olsun. Gelin ilk 4 saniyedeki şeyine bakalım. Grafiği çizin, hiç korkmayın. 1'de hızı 4 artacak. 4. 2'de 8. 3'de 12. 4'ü kim söyleyecek? 4'ün 4'te kaç yapar? Süpersin Allah'a. 16. Ya iyi de Fikri Hocam dedi ki 1, 3, 5, 7 kuralı var. Şuranın bir alanını bulun ya. Buranın alanı 2 yapmaz mı? Doğru değil mi? Bakın. Oranın alanı 2. Ya burası 2 ise 3 katı 6. 5 katı 10. Doğru değil mi? 7 katı 14 yani. Bakın, ilk hızı 16 olsun, son hızı 0 olsun. Tüm alanı topla. İlk hızı 16, son hızı 8. Şurayı topla. 24 yapar. İnanın bu grafik yöntemi o kadar formül ezberlemenize gerek bırakmaz. Grafik yöntemi çok kolaydır. Ben her zaman diyorum, grafik yöntemiyle boşu boşuna diğer türlü beynimi dolduramam. İşte hava diyorum ya, her şeyin bir mantığı var. Evet, momentum. Ya momentum nedir ya? Momentumun tanımı şudur. Parçacığın hıza bağlı ifadesidir. Yani insanlar şunu diyor, yük korunuyorsa, enerji korunuyorsa, o zaman diyor, enerjinin korunumu ilkesinden momentum da korunur. Hava formülden yapmanızı istemiyorum. Kesinlikle. Bu yöntem kolaydır. Peki hocam, daima şunu yapın. Çarpışma öncesi momentum, çarpışma sonrası momentuma eşittir. Kesinlikle kullan hava. Evet, bu ikisi yapışıyormuş. Farkında mısınız? Yapışıyor ya ortak. 6, 4 daha 10. Ortak hızıma veya ortak diyeyim. Momentum vektöreldir. Yani momentum dediğimiz kütle çarpı hızdır. Ama vektöreldir. İşaret önemlidir. Artı da olabilir, eksi de. Gelin bakalım. 6 kilo oranlık, farkında mısınız? Hızı sağa doğru, yani artı. 6 kere 5, 30. Bakalım Merve. Aa, burası eksi ya. Artı yazayım gene. Parantez açayım. Eksi 25 ile 4'ü çarp. Eksi 100. Doğru mudur? Eşittir. Toplam kütlem 10 çarpı V ortak. Ortak hızım kaç yaptı ya? Eksi 70 eşittir 10 V. Büyüklük diyor, pozitif olmaz mı? Merve dikkat et. Evet Merve, bravo. Kesinlikle B. Kesinlikle B. İnanın
Geçen yıl çıkan soruyu görseniz var ya gülmeden kırılırsınız. Geçen yıl girenler oldu mu bilmiyorum 2021'den. Ben bu soruyu gördüğümde var ya dedim ki öğrencinin 10 saniyesini almaz. Bu kadar işleme bile gerek duymam. Aynen. Merve böyle bir soru hatırlıyor musun? Yok hocam diyecek şimdi. Merve'ye sordum. Böyle bir soru hatırlıyor muyuz? İnanın böyle uyduruk bir şey diye. Ben olsam öğrencinin yanında aynen şunu yapardım biliyor musunuz? Şunu yapardım ya. Sadece yaptığım bir şey olurdu. Bakın sileyim. Şunu yapardım. Saniyemi de almazdı. Ya derdim burası 30, burası eksi 100. Topla büyüklük diyor 70 zaten. Boş verin. 10 çarpı V dedim. Biterdim. Evet. Tanıdık geldi mi? ÖSYM son zamanlarda şeye kafayı taktı durdu ya. Siz söyleyin. Kasnaklara, basit makinalara, dairesel harekete. Biz size konu bölümünde şöyle öğretmiş. Şöyle yaptık. Eğer bir kasnak iç içe geçmiş ise biz buna eş merkezli adını veririz. Açısallar eşittir dedik. Peki hızları da açısal çarpı yarı çapla. Farkında mısınız? Hız yarı çapla orantılı. Yani şu. Bu ortak olduğuna göre. Bakalım. Bakın. Farkında mısınız? Hemen konu bölümüne uyduruyor. Konu bölümü ya. Evet. Bence benzeri şey özellikle. Tekrar söylüyorum. Aynısını yapmadım işin gerçeği. Biraz şeylerini değiştirdim. O KL demiş, ben şey dedim. O R2R vermiş, ben R'ye R verdim. Buraya dikkat edin. Açısalları eşittir. Ya bir kere B'nin hızı 20 ise yarı çapından dolayı A'nın hızı 10'dur yani. B A'dan büyüktür. E doğru cevap B'dir mi? Bitti. ÖSYM'nin yaptığı iş bu. İnanın ÖSYM sizlere gerçekten kazık soru sormuyor. Gerçekten kazık sormuyor. Ben her zaman diyorum. Basit yazılı olarak soruyor. Evet. Yer çekimi ivmesi. ÖSYM 1-2 yıl kafayı buna taktı. Ya emin olduğum bir şey var. Hiç uğraşamam. Biz size konu bölümünde şöyle öğrettik. Eğer bu dünyanın merkezi ise şu bölüme kadar, yeryüzüne kadar, yer kabuğuna kadar doğru orantılı dedik ivme. Şu dedik edin, bu sıfırdan başlıyor. Biliyorsunuz ki dünya yeryüzünde yer çekimini kaç alıyor? 10. Ve bunu ikiye bölmüş. O zaman burayı da ben ikiye bölerim. O zaman bu 10'sa bu da 5 yapar ivmesi. Kaç G'dir diyor? Yarım, yarım G. Tabii ki Allah. Bak şimdi konu bölümünde şöyle öğrettik biz size. Dedik ki buraya dikkat edin. Şu merkezden itibaren şuraya kadar. Şu yer kabuğunun olduğu yer. Şöyle öğrettik. Dedik ki yer kabuğuna kadar. Yani şu y'ye kadar. 45 derecelik bir fonksiyondur. Aa biraz önceki sürtünmeye ne kadar çok benziyor ya. Şu. Bakın. Zaten Newton denilen adam dahiler üstü. Bununla bu aynı şey. Farkında mısınız? Yeni bir konu öğrenmiyorsunuz. Şimdi buradaki 2R'de şurası 2R. İğneyi G almış. Ben G almıyorum. Genellikle onu alıyorum. Ya R'de 5 yapmaz mı? Yani G bölü 2 yapmaz mı? Buyurunuz. Bitti. Fiziği bana ezber diyemezsiniz. Fizik mantıktır. Şununla
sürtünme arasında hiçbir fark yok. Yani bununla bu aynı konu aslında. Farkında mısın? Sürtünme neydi? KMG. Aa, K deyince yüzeyin cinsiydi. Biz de zaten yer küreden bahsediyoruz ya. Şuradan yerden bahsediyoruz. Yaptığımız bu. Evet, girenler görmüştür bunun benzeri. Ya buraya dikkat edin. Elektrik alanı. Bakın, elektrik alanı. Ya elektrik alanı K çarpı yük bölü uzaklığın karesidir. Yani ne demektir bu? Uzaklık artarsa elektrik alanı azalır. E sizce o zaman M en uzak değil mi? En küçük. Bakın, formüle ihtiyaç duymam. Peki, hocam elektrik alanından kastımız nedir? Aslında elektrik alanı dediğimiz olay şudur. Bir tür mıknatıslıktır. Yani mıknatısa yakın olan yerlerde ne yapar? Demir tozunu, nikeli, kobaltı çok rahat kendine çeker. Peki biraz uzaklığı arttırırsın. Belki çeker, belki de çekemez. Gücü yetmeyebilir. O olasılığı var. Cevapta, bu da sizin sorunuzdu. Kalem. Bu da sizin sorunuzdu. Vallahi benim değil. Ben sadece şeyi değiştirdim. Evet, bu tip soruları ben seviyorum. Dikkatiniz çekiyor mu? Burada öğrenci şunu bilecek. Voltmetre bir devre elemanı değildir diyecek. Şurayı silecek ya. Önce onu bilecek. Allah Allah, şeklim şu oldu ya. Bakın, özelliği sormuşum. Sizce bu devre seri bir devre değil mi? 6, 2, 6, 4. Ya benim bildiğim seri devrede akım sabittir. Akım sabittir. Peki formülün neydi? Vır, vır, vır. Sabit olanla çarpar. Farkında mısınız? Potansiyelle direnç doğru orantılı. Son bölümümüz. Gelin bakalım. V1. Şimdi bakayım. Şurayı bir sileyim görmek için. Silgiyle. Şurayı da sileyim. Şimdi sorayım size. V1 kimle kime bağlı? Farkında mısınız? V1 4'e, 6'ya ve 2'ye bağlı. Toplayınız. 12 yapar mı? V2 2 ile 6'ya bağlı. Toplayınız 8. 3 bölü 2. İnanın fizik mantık üzerinedir. Yani fizik ezber değildir. Sizler de öğrencilerinize buna inanın. Anlatırken zevk alacaksınız. Günlük hayattan. Bir önce ne dedim? Peki hocam voltmetre efendim Başak çok kolay bu da diyor. Ama Başak benim suçum yok. Vallahi suçum yok. Bu ÖSYM'nin sorusu. Ne yapayım yani? Onu biliyor muydun? Efendim abi. Yani ÖSYM'nin sorusu. Ne yapabilirim? Adamlara biraz kazdık mı? Ama bir şey sorabilir miyim? Benden sonra senden bir isteğim var abi. Yani birazdan şöyle bir 15 dakika mola ver. Senden tek istediğim var. Son 5 yılın özellikle dinamikte ne diyor? Hocam öğrencilere güzel anlatıyorum da fiziği kendime gelince olmuyor. Hayır, Başak, buna inan. Son 5 yılın özellikle dinamik sorularına, elektrik sorularına bir bakmanızı istiyorum. Hatta sizlerle gelecek ders, söz böyle araya serpiştireceğim ama baştan söyleyeyim. Biraz ben değiştireceğim yani rakamlarını değiştireceğim işin gerçeği. Çünkü ÖSYM biliyorsunuz telif hakkı şey diyor. Onun için ben sadece şeyleri değiştiriyorum. Rakamları. Böyle bir soru bulacak mısınız? Göreyim. Bence bulacaksınız. O şeyi ilk başta çözdüğümüz soruları göreceksiniz. Sizlere tavsiyem fize
Evet, senden istediğim hava son 5 yılın özellikle sorularına bakmanı istiyorum. Acaba çözdüğümüze benzer soru var mı? Bilmem, ben sadece şeyleri değiştirdim, sayıları değiştirdim. Tek yaptığım iş bu oldu. Göreceksiniz. Yani gerçekten ben her zaman şunu diyorum. TYT olsun, AYT olsun, LGS olsun ve sizlere de tavsiyem, bu yıl gireceksiniz biliyorum. AYT'nin, TYT'nin bu yıl çıkan konularına dikkat edin. KPSS'de paralel çıkıyor. Haberiniz olsun. KPSS'de. Bakın geçen yıl fotoelektrik çıktı AYT'de. İnanmayacaksınız, siz biraz sonra girdiniz sınava. Size de fotoelektrik sordular. Yine devam edeyim. Kalktı, şeyle ilgili bir soru sordu. Sıhhayla ilgili bir soru sordu. Size de aynısını sordu. Benzerini sordu sadece. Ama konuya inanın, konu aynı konu oluyor. Hiç korkmayın. Evet, sormak istediğiniz soru var mı? Vay, güzel bir manzara. Sormak efendim, hocam ben palme çözüyorum ama AYT zor. Şimdi benim sizlere tavsiyem basitten zora doğru gidin. Basitten zora doğru. Yani aslında şimdi reklama girer. Yani ben şu yayını alayım desem reklama girer. Ben her zaman diyorum, kitabın kötüsü yok. İnanın kötüsü yok. Sadece bir test kitabı alırken sadece öğretmenlerinize sormayın, arkadaşlarınıza da şunu sorun. Bu kitap nasıl? Size aynen şu lafı söyler. Çok kolay, çok zor. İnanın çok kolay, çok zordur. Benim sizlere tavsiyem, bir kitapla bu iş gitmez. Örneğin özellikle fizik, kimya, biyoloji gibi dersler. En az 4 kitabınız olmalı. Hocam işimiz gücümüz yok, sürekli ders mi çalışacağız? Hayır. Benim sizlere tavsiyem, örneğin 2023'e girecekler için söyleyeyim. Belki başvuranlar olmamıştır. İnanın günde fazla değil, 40 dakikanızı fiziğe verin. O 18 sorunun rahat 15'ini oynaya oynaya yaparsınız. İnanın. Biz sizlere sadece ve sadece özet geçtik. Ve dediğim gibi TYT ve AYT'nin birleşmişi kesinlikle KPSS'dir. Sizlere tavsiyem TYT'den sonra, AYT'den sonra konuları siz de tekrar o soruları çözmeye çalışın. Benzerleri kesinlikle çıkıyor. Buna da inanın diyorum. Evet, canlı yayın, canlı yayın mı bu ya? Ben de anlamadım, karıştırdım. Evet, herkese iyi akşamlar. Sormak istediğim bir soru var mı? Önce onu sorayım. Çıkmış soruları analiz ediyorum. Olabilir Merve. Ama önce konuyu bitirmiş olmak şartı olmalı. Önce konuyu bitirmek şartı olmalı. Dikkat edin. Yani konu bitmedikten sonra deneme çözmek hiçbir işe yaramıyor. Evet, herkese iyi akşamlar. Görüşürüz. Evet, esen kalın. 2 ay önce bütün konularım bitti. Süpersin Merve. İyi akşamlar. Hava kesinlikle süper. Eğer öyle bir şey yaptıysan, o zaman sadece eksik konularını belirle. Evet, görüşürüz.